olduğunu katliamın hemen ardından belirtmişti. Maalesef öyle de oldu. Peşi sıra yaşanan katliamlar, patlayan bombalar yüzlerce canı daha aldı aramızda. Tüm katliamlar için dosyalara getirilen gizlilik kararı kaldırılmadı. Katliamlar aydınlatılmadı, failler cezasız kaldı. Bu nedenle SGDF, Suruç için adalet, herkes için adalet kampanyasıyla adalet mücadelesini başlatma kararı aldı. Kampanya kapsamında dosyadaki gizlilik kararının kaldırılması, Suruç katliamının sorumlularının yargılanması, katliamın belgelerinin açıklanması, Ahmet, Suruç, Ankara katliamları arasındaki ilişkinin açıklanması taleplerimizdir. Düş yolcuları adalet yolunda Suruç için 1 milyon imza şiarıyla 1 milyon imza hedeflenmektedir. Bu topraklarda adalet arayışı elbette Suruç'la başlamadı. Bu nedenle kampanya boyunca adalet arayışını simgeleşen 33 noktada 33 ayrı eylem planlandı. İlk eylem 16 Haziran'da Berkin Elvan'ın vurulduğu noktada başlayacak. Son eylem ise Türkiye'nin gençlik katliamlarından biri olan Beyazıt katliamı için Eczacılık Fakültesi'nin önünde gerçekleştirilecektir. Ayrıca 16 Temmuz'da dayanışma içerisinde bir adalet gecesi düzenlenecektir. Suruç katliamı başkanlık savaşının başladığı tarihtir. Bizler başlatılan bu kirli savaşa, yapılan katliamlara karşı birlikte mücadele edeceğimiz, sadece SGDF'ye ait olmayan bir hak alma mücadelesi başlatıyoruz. Adalet talebi etrafında katliamların hesabını sorma mücadelesi başlatıyoruz. Suruç için adalet! Unutturma! Suruç'u unutma!